Başladım. Sayın Cumhurbaşkanı, işte Zat-ı Ali'nizi şiir okudu diye hapse atan, Alevi olduğunu söyleyen Malatyalı Yusuf Kenan Doğan. İşte yeğeni Abbas Özden, Malatyalı Abbas Özden, polis düşmanı, işçi parti dostu, işçi partisinin hırsızlık tunarlarına, Emeğin Partisi'nin, DSP'nin, CHP'nin, MHP il başkanının hırsızlık tunarlarını gizleyen, müfettişlere 13 yetkisizlik kararına takipsizlik kararı veren, Alevi olduğunu Sevilay Yüksel'in söylediği, programında söylediği Abbas Özden. İşte bu Abbas Özden, NİDE'nin solcu savcılarla işbirliği yaparak solcu TEDAŞ müfettişlerine, müfettişlerin 60'ar yıl yetkide görevi kütüye kullandıklarının yetkisizlik kararını takipsizlik kararı çeviren Abbas Özden'dir. Bu da Adana'da tırlar durduran savcı Aziz Takçı'nın suç ortağıdır. İşte bir savcımız Abdülmuttalip Özaslan 10 yıl sonra Emeğin Partisi'ne, işçi partisine tutanına dava açmayan Osman Çimen hakkında suç duyurusunda bulundum. Adalet Bakanlığı'na gönderdi. Üzülerek ifade etmeliyim ki Sayın Cemil Çiçek, Erdoğan Özegen girişimiyle bu İstanbul'a Ümit Kocasakal'la darbe yapmaya giden Osman Çimen'e dava açtırmak mümkün olmamıştır. Halbuki TEDAŞ disiplini, Türk Telekom'un direklerini, işte çalan Oğuz Tutumlu, işte burada Savcı Mehmet Öner, Malatyalı Savcı Mehmet Öner, hırsızı 5 Telekom direklerini çalan, bahçesine kaçak elektrik bağlayan Oğuz Tutumlu'yu, işte bu suçu örtbas eden müfettişi müşteki, hırsızı müşteki yaparak Bor Astiza Mahkeme Hakimi Mehmet Taş'tan, hakim Mehmet Taş'tan, savcı Ayhan Gökalp, Ercan Helvacı, bu da Çorum'un Alevilerinden. Ercan Helvacı'nın açmış olduğu iddianameyle beni direkt adli tıpa göndererek deli raporu aldırmışlardır. Ben kendime deli raporu aldırmak için mi acaba suç duyurusunda bulunmuştum? İşte soruyorum. Oğluma dava açan savcı Urfalı, akaryakıt kaçakçısı savcı Mehmet Ali Bayat, hakim İsa Karakoç, buyurun kalkıyorlar benimle ilgili haberim yokken gıyabımda İsa Karakoç hakimle beraber Yargıtay 4 Ceza Dairesi'ne yazı gönderiyorlar. İşte yine Mehmet Ali Bayat el yazısıyla Yargıtay 4. Ceza Dairesi'ne, niye bu arada hiçbir suç yok, iftira diyerekten benim oğluma dava açan savcı Mehmet Ali Bayat, bunun teyzesinin oğlu da çiftliğinde akaryakıt istasyonu var, kaçak elektrik kullanmaktan Ziya Sarı'nın dosyasında mevcut raporunda. Ayrıca Bor Savcı'na vekalet ederken Ulukuş'ta savcımız izin ayrılıyor. İzine ayrılınca bu savcı Mehmet Ali Bayat Ulukuş'ta savcına vekalet ederken teyzesinin oğlu orada kaçak akaryakıt yakalatıyor. Jandarma yakalıyor. Jandarma buna telefon ediyor. Savcı Mehmet Ali Bayat'a. Telefon edince gelin beni oraya götürün diyor. Gidiyor oraya, bakıyor ki teyzesinin çocukları olduğunu görünce dönün diyor. Jandarmaya emir veriyor. Burada diyor kesinlikle kaçak akaryakıt yok, bunlar kullanmaz diyor. Aradan iki gün geçtikten sonra izini bitiyor. İzini bittikten sonra Ulukuş'ta jandarması izini biten Ulukuş'ta savcısına durumu haber veriyor. Ulukuş'ta savcımız gidiyor mahkemeden hemen karar çıkarttırıp bunun teyzesinin oğlunu akaryakıtı, kaçak akaryakıt yok dediği akaryakıtı Ulukuş'ta jandarması tekrar yakalıyor. İşte görevi kötüye kullanan savcı Mehmet Ali Bayat benim oğluma iş yerinde balık dükkanına 3 sefer telefon ettirtiyor. Özlem Özçelik isimli bayanı. Eşim diyor hocalık, gel buna muska yazalım, muska yaptıralım, bir hocaya gidelim Murat diye bu ayakla çağırıyor. O çağıran kadın oğluma içki, vodka aldırtıyor kendisi içmek için. Oğluma da bira aldırıyor, içiyorlar. Ondan sonra cinsel saldırı diye olay tertipliyorlar. Hani ben cinsel taciz, sapık pasajınız, sapık belgelerini açıkladım ya, öteki savcıların İranlı bayanları, öğrenci kızları ifade ettiğini. Onun bu şekilde intikamını Urfalı savcı Mehmet Ali Bayat'a ben Yargıtay 4 Ceza Dairesi'nde, işte İşçi Partisi'nin hırsızlık tutanağına, Emeğin Partisi'nin bak dekaplı
Emeyen Partisi'nin işte Emeyen Partisi Zemin Demirel'e davayı açmayan bunlar, DEHAP'lı Emeyen Partisi Zemin Demirel'e dava açmayanlar, abonos sayısı elektriğe dava açmayan bu savcı, ben bunları ortaya çıkartınca kalkıyorlar bize bu şekilde kumpas kuruyorlar. İşte başka bir savcımız. Buyur, dava açıyor Emeyen Partisi Zemin Demirel'e, Türkiye Komünist Partisi militanı DEHAP'lı Zemin Demirel'e. İki kaçak elektrik hırsızlık tutanağı var. Birisi 27.02.1998 tarihli 0386 nolu. Birisi de 11.03.2004 tarihli 2157 nolu. Abonesiz sayarsınız. Şimdi soruyorum TEDAŞ'ın solcu avukatına, sabıkalı Ümit Koca Sakal'la darbe yapmaya giden İstanbul'a avukata. Ben TEDAŞ mühürünen mühürlü, TEDAŞ'a haber verdiğim sayaçtan geçen hırsızlık oluyorsa, abonesiz sayasız Emeyen Partisi nasıl hırsızlık olmuyor? Türk Ceza Kanunu 235'e bir madde nedir? Öğrendiğin suçu adli mercide bildirmemek demektir. Peki sen bildirdin mi? Bildirmedin. Ben bildirdim. İsmail, ayrıca başka savcımız buna dava açıyor. Ali Akman, işte Ali Akman isimli savcımız Zemin Demirel'e, Bilal Gündüz'ün sakladığı bu Türkiye Komünist Partisi militanı Zemin Demirel'e Ali Akman 13 yıl sonra dava açıyor ve haklılığım 13 yıl sonra ortaya çıkıyor. Hani ben iftira ettiydim. Hem belgeleri sakladılar, hem bu kumpasları kurdular. Şu anda benim aile düzenimi, çoluğumu, çocuğumu perişan ettiler. 13 yıldır da bize ızdırap çektiriyorlar. İşte ızdırap çektiren TEDAŞ Teftiş Kurulu Başkanı Mesut Karaosmanoğlu, Soma'da 93 trilyon Anasol hükümeti döneminde, Anasol hükümeti döneminde devleti zarar uğratan kişi. Başbakanlık Teftiş Kurulu'na kayıtları var. Bu adam nasıl oluyor da 93 trilyon Soma'da devleti zarara uğratan bu kişi nasıl oluyor da hala 13 yıldır TEDAŞ Teftiş Kurulu Başkanı oluyor? İşte bu kişi bana, bu savcılarla beraber toplanıyorlar. Hepsi kumpas hazırlıyorlar. Ben bir kamu görevlisiydim. Türk Ceza Kanunu 235'e bir madde hükmeyince öğrendiğim suçu adli mercide bildirdim. Anayasanın bana vermiş olduğu 10. maddedeki şikayet hakkımı kullanarak. İşte bu şikayetleri yapınca benim seçme ve seçilme hürriyetimi elimden aldılar iktidarın döneminde Sayın Cumhurbaşkanım. Yüzlerce mektup gönderdim. Gerek zat-ı alimize, gerek başbakanımıza, gerek YÖK'e, gerek NİDE Cumhuriyet Partisi'ne, Bol Başsavcı'na kati surette savcıyı korudu. Müfettişi korudu. Adalet Bakanı korudu. Hakim hakimi korudu. Bizi kim korudu? Biz de Allah korudu. Bunların başına ne geldi biliyor musunuz? Savcı Mehmet Ali Özkurt'un oğlu kaza geçirdi. Mercedes arabası parçalandı. Dalağını aldılar. Fethi Bulut kaza geçirdi. Arabası parçalandı. Kardeşi Feridun Bulut hastaneyi soymaya kalktı. Doktorun birine iftira etti. 6 kişi trafik kazasında öldüler. İsmail Hakkı Kavaklı yuvası yıkıldı. Başsavcı Bilal Gündüz, cinsel taciz sabık başsavcı Bilal Gündüz yuvası yıkıldı. Ondan sonra Ahmet Nedim Numanoğlu trafik kazasında gitti. Bu sahte belge düzenleyenler. Müfettiş Tanay Onursal kanser oldu. Cemil Çiçek'in Yozgatlı hemşerisi Nevşehir Başsavcısı İsmail Alkan. Bittim. İsmail Alkan kanser oldu. Öyle gitti. Ondan sonra Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Gürses bu ifadeleri o sakladı. Kayseri Erciyes Üniversitesi rektörlüğüne baskı yaptılar adli tıpa. Kanser oldu. O da gitti. Şimdi Allah'ın mahkemesi de bu şekilde tecelli ediyor. Hak, hukuk, adaleti asla tecelli ettirmediler. Tanık gidenleri tüm sanık yaptılar. Bunların görevi kamu hukukunu savunmak, hırsızları mı savunmak? İşte hırsızları savunduklarının en güzel delili. İşte Oğuz Tutumlu'nun babası Gökkuşağı Pastanesi'ni çalıştırırken orada kaçak elektrik kullanıyor. İşte rüşvetin belgeleri. Bu rüşvetin belgelerini açıklayınca bu İşte savcı Mehmet Öner
15 tane hırsızlığı burada yazmama rağmen bunları tahrif ederek hiçbir hırsızlıktan bahsetmiyor. İşte Mehmet Öner. Yusuf Kenan Doğan'ın Boru ilçesine gönderdiği benim hiçbir ifadem almadan kendi kafasına göre. Bakın burada 98 usulsüzlük, 10 usulsüzlük yazıyor. 10 hırsızlığı usulsüzlük yazıyor yine Mehmet Öner. Türk Ceza Kanunu 235'e bir madde hükmedince 15 kere bu savcıya ayrıca kamu davası açılması gerekiyor. Nasıl mı? Savcı Mehmet Ali Özkurt İşçi Parti'nin oturan dostudan çaldığı için hakkında dava açmadığı için Cemil Çiçek resen takipat yapmadı diye onur verdi. Yargıtay 4 Ceza Dairesi'nde sanı sıfatıyla dava açılmıştı. Buyur Yusuf Kenan Doğan'ın gönderdiği Cumhurbaşkanımızı şiir okudu diye hapse atan Alevi Yusuf Kenan Doğan'ın özel gönderdiği savcısı. Buyurun. Burada Anasol hırsızlarını tamamen koruduğu gibi sadece Mevlana Fırını ile ilgili bir dava açıyor. Ona da olayla ilgisi olmayan bor yöneticilerini açıyor. Niğde'de TEDAŞ avukatı, TEDAŞ müdürü CHP'li Ferhat Peker'e müdür yardımcısına dava açacakken, TEDAŞ müfettişine dava açacakken bu suçları niye bildirmedin diye. Borda ilgisi olmayanları açıyorlar ilçe yöneticileri, siz hırsızlarla niye bildirmediniz diye. İşte bunlar hak, hukuk, adaleti böyle ayaklar altına aldılar. Şimdi ben bu konuda tekrar acil müfettiş istiyorum. İşte 13 yıl sonra Yargıtay'dan yazı geliyor. Kemalettin Ertan'a para ödensin diye müşteki sıfatıyla. Ben adliyeye çağırıyorlar. Ben adliyeye gidiyorum. Mahkeme olurken orada çıkışta baro başkanı bana saldırıyor. CHP'li İstanbul'a Ümit Kocada sakalla darbe yapmaya geldiğinde Osman Çim'e saldırıyor. Ondan sonra ben şikayetçi oluyorum. Şikayetçi olduğum yerde tekrar beni sanık yaptılar. İki tane karar çattılar. Yüksek güvenlik delasyonu tedavi görecekmişim. Biz adliyeye nasıl gideceğiz? Tek güvencemiz olan adliye yerine böyle adliye işgal altında işte ana solum, hakim savcıları bunu böyle yapan Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Adalet Bakanım. Siz de korudunuz bunları. Vardım, defalarca yazdım, şey yaptım. Erdoğan Özgen'i aşıp da size ulaşmak mümkün olmadı. Ben doğru o zamanda Cumhurbaşkanı Demirel benim evime telefon ettirdi. Beni Ankara'ya istetti. Biz bahanlarla devamlı teşrik mesai halindeydik. Devamlı telefonlar açılıyor ama Erdoğan Özgen'in vekillerin telefonlarına asla ulaşmak mümkün değil. Bu seçim kaybedildiyse bu şekilde kaybedildi. Herkes şapkasını önüne koysun. Düşünsün Sayın Cumhurbaşkanım. Sizi sevmenin bedeli bana 400 bin lira patlattı. 10 dönüm bahçe tarla gitti. Tekrar bahçemi sattığa çıkarttım. Oğlumun iş gücünü dağıttılar. Sen bizle uğraştın diye. Sen bizle uğraşırsan biz de sana böyle yaparız dediler. İşte 5 milyon 300 milyar lira kaçak bedelini 1 milyon 700 bin kişiyi koruyan, devlete bu kaçak bedelini ödeten bunlardır. Maliye Bakanım Mehmet Şimşek'e ithaf olunur. Bingöl Solkanlı olduğu için mi? Dostlar onu orada bekliyordu. Niye bekletti bunu? Tabii verirse 1 milyon 700 bin kişi Maliye Bakanımıza oradan oy gelmeyecek. Al geldi mi şimdi? Buyur. Hepinizi tasfiye ettiler. Kime yaradı? HDP'ye yaradı. İşte HDP'nin hırsızlığını böyle gizlerseniz, CHP'nin hırsızlığını gizlerseniz, ANAP'lı solcuları böyle gizlerseniz işte olacağı bu. Neden seçimi kaybettiğinizi, şapkanızı önünüze koyun bir düşünün Sayın Cumhurbaşkanım. Defçi Köçek Mustafa'nın oğluna da itibar etmeyin. Buyur. Ben de bu şekilde açıklamamı yapıyorum. Hepinize saygılar sunuyorum.